Merhaba, ben Ahmet Seyit Özen. Bugün size Dacia Spring'in içinden sesleniyorum. Muğla'dayız, Marmaris'e doğru gidiyoruz. Çok sevdiğim bir yol burası. Biraz önce Gökova Körfezi'ni geçtik. Gerçekten doğa harikası bir yer buralar. Spring bize çevreci otomobillerin artık şehre nasıl ineceğini gösteriyor. Elektrikli otomobillerin spor versiyonlarını çok görmeye başladık ama artık şehir otomobillerini de yavaş yavaş karşılıyoruz. Evet. Dacia Spring tamamen elektrikli, %100 elektrikli olarak üretiliyor. Biraz böyle eski Sandero'yu anımsatan bir tasarım var. Biraz da böyle arazi aracı havası verilmiş. Dodiklerdeki siyah çizgiler, kapılardaki siyah bantlar bize Dacia'nın arazi aracı versiyonlarını hatırlatıyor. Hatta kapılarda böyle bir sticker var. Bu Dacia Duster'ın şlokerini anımsatan bir sticker koymuşlar. O da hoş olmuş. Önden baktığınızda otomobile hava girişinin çok olmadığını görüyorsunuz ve şarj soket de öne konulmuş. Böylece şarja çok rahat otomobili yanaştırabiliyorsunuz. Farlarda yine modern Dacia çizgilerini görüyoruz. İki farklı far grubu kullanılmış. Bu da otomobile oldukça şık bir hava kazandırmış. Arkada ise Dacia'ların Y şeklindeki stop grubu Spring'de de kullanılmış. Otomobil arkasında tek parça bir stop grubu var. Bagaj kapağına kadar taşmıyor. Onun dışında baktığımızda dediğim gibi bu arazi aracı benzetmesinde tavan rayları falan da konularak şık bir tasarım elde edilmiş. Otomobilin boyutu güncel Sandero'dan biraz küçük. Şöyle ki 3730 mm Spring'in uzunluğu. Sandero'da ise bu 4088 mm'ydi. Genişlikte baktığımızda yine Spring'in biraz daha dar olduğunu görüyoruz. Spring'in genişliği 1770 mm. Burada 2007 mm Sandero tabii ki bu otomobilden biraz daha geniş görünüyor. Yükseklikte yalnız Spring biraz önde. 1513 mm yüksekliği var. Sandero'nun ise 1499. Az da olsa yükseklikte biraz fark bulunuyor. Otomobilin tasarımına baktığımızda dediğim gibi bir önceki Sandero'ya benzese de modern çizgilerle beraber Spring hoş bir tasarıma sahip. Evet, tam bir şehir otomobili. Bunda kullanılan motorun ve kullanılan pilin de etkisi var. Yani Dacia şu an Türkiye'de ve dünyada bu tür otomobillerin eksiğini gidermeye çalışıyor. Dacia elektrikli akımına Spring ile başladı. Bu da çok az var olan bir sınıfa girmiş oldu böylece. Yani hem küçük otomobil, hem şehir otomobili, hem de ihtiyaçları karşılayan çevreci elektrikli bir otomobil olarak karşımıza çıktı. Evet, şimdi Dacia Spring'in içinden de bahsedelim. Dacia Spring'de dikkatimi çeken bir şey oldu. Kontak anahtarı. Normalde elektrikli otomobillerde bir buton aracında çalışır otomobil. Ama Dacia Spring kontak anahtarıyla çalışıyor. Otomobilin içine baktığınızda bir Dacia'nın içinde olduğunu çok rahat hissediyorsunuz. Bir önceki nesil Sandero'ya çok benziyor. Özellikle bu orta konsol ve direksiyon şekli biraz bir önceki Dacia Sandero'yu andırıyor. Dışarıdaki bakır rengi içeriye de bazı yerlere yansıtılmış. Kapı kollarında ve buradaki orta konsolun panelinde bu rengi görüyoruz. Bakır rengi kullanılmış. 7 inçlik bir ekran var. Bu standart olarak sunuluyor. Otomobilde çok az opsiyon var. Bunlardan bir tanesi dıştaki metalik renk. İkincisi yedek lastik. Ayrıca 2 tane farklı kablo sunuyor opsiyon olarak. Bunlardan bir tanesi hızlı şarj için, bir de ev tipi için. Otomobil koltukları, ön koltuklarındaki destekler yeterli seviyede. Tabii spor otomobil beklentiniz yok bu otomobilde. Konfor açısından sorunsuz. Yüksekliği gayet iyi. Onun dışında kapı işleri ve burada kullanılan plastik daha önce birçok Dacia'da kullanıldığı gibi. Onun dışında direksiyon simidi alışımız Dacia direksiyonu. Gösterge paneli dijital olarak kullanılmış elektrikli otomobillerin birçoğunda olduğu gibi. Onun dışında ayna butonunu bu tarafa almışlar. Kapı içinde herhangi bir buton yok. Ayna butonu burada. Kapı açma butonları da burada. Elim biraz aşağı itti. Daha önceki kullandığım Dacia'larda biraz daha aşağıdaydı. Ama burada kullanılmış. Otomobili mümkün olunca ucuz tutmuşlar. Bu da lansman fiyatı. Yani şu an 1 milyonun altında, hatta 900 milyonun altında tutmak için otomobilde kullanılan malzemeler oldukça ekonomik yapılmaya çalışılmış. Yurt dışına da oldukça fazla sipariş aldığı söyleniyor. Demek ki bu tür bir şehir içi otomobile dünyada da Türkiye'de ihtiyaç vardı. Otomobil arka koltukları da rahat. Bu sınıf bir otomobil için yeterli seviyede. Bagaj hacmine baktığımızda 290 litrelik bagaj hacmimizi karşılıyor. Koltuklar yatırımında ise bu bagaj hacmi 620 litreye kadar çıkıyor. Otomobilde manuel bir klima kullanılıyor. Bu klimaya da ulaşmak kolay. Öyle çok zor bir yere konulmamış. Aşağıda baktığımızda hız sabitleyicinin ve çekiş kontrolün butonlarını görüyoruz. Vites yuvarlak bir butona sahip, çevirmeli. Burada D, N ve R var. Onun dışında bir şey yok. El freni, evet özlediğimiz el freni. Bildiğimiz eski tip el freni. Yani elektrikli otomobillerin birçoğunda tuştur ama bunda el freni kullanılmış.
otomobilde tek pedal uygulamasını da göremedim. Bu otomobilde tercih edilmemiş. Dacia Spring'in lansmanı için Dalaman Havaalanı'na indik. Buradan Marmaris'e doğru gidiyoruz. Hava sıcak ve manuel de olsa klimanın oluşu konfor arttırıyor. Beklediğim bir otomobildi. Şehir içi için ideal bir otomobil. Bu tür otomobillerin çoğalacağını düşünüyorum Türkiye'de. Dacia Spring tam bir şehir otomobili. Dacia Spring 65 diye satılıyor. Bu 65 gücünü gösteriyor bize. Otomobilin gücü 65 beygir. Torku ise 113 Nm. Şehir içi için ideal tork ve güce sahip bence. Otomobilin hızı 125 km. Bu da bu tür bir otomobil için bence yeterli. Otomobilin 0-100 hızlanması ise 13.7 saniye. Bu biraz uzun gibi gelebilir ama tabii ki bu bir elektrikli şehir içi otomobil olarak görülüyor. Bu hızlanma değeri bence gayet yerinde. Otomobilin şehir içi tüketimine baktığımızda menzilin 310 km olduğunu görüyoruz. Bu 310 km İstanbul'da veya büyük şehirde yaşayan biri için oldukça iyi. Şöyle ki Avrupa'da hesaplamışlar. Bir insanın günlük kullandığı kilometre 30 ve bu 30 kilometreyi çok rahat 10 gün boyunca yapabilirsiniz demek bu. Tabii ki hani otomobil varken İstanbul'da sadece biz işe gidip gelip kullanmıyoruz. O yüzden de şehir içinde biraz yol yaptığımız oluyor. Ama 310 km böyle bir otomobil için bence yeterli. Karma olarak baktığımızda ise otoyol ve şehir içi karma olarak baktığımızda 220 km olduğunu görüyoruz menzilin. Burada kullanılan pillerden de biraz bahsetmek istiyorum. Bu pil 26.8 kWh'lık bir pil. Bu pil de dediğim gibi şehir içinde sizi yeterince tatmin edecektir. Hızlı şarjda %80'e 1 saatin altında doluyor. Ev tipi şarjda ise bu zaman biraz uzuyor. Bu da bütün elektrikli otomobillerde olduğu gibi normal bir durum. Evet, şu an bir ışıktayız. Kalkıyoruz. Artık bu elektrikli otomobil sesine alışmamız gerekiyor. Evet, motor sesi olmadığı için rüzgar sesini çok az da olsa duyuyorsunuz ama şöyle diyeyim, yalıtım konusunda bence yeterli. Dacia Spring'in lansmanı için Marmaris tarafına geldik. Güzel bir lansman oluyor. Yollar güzel. Hava biraz sıcak ama otomobilin içinde klimatisine biraz rahatız. Bu lansmanda şunu gördüm. Artık Türkiye'de küçük ve şehir içi otomobillere, elektrikli otomobillere ihtiyaç var. Dacia da bunu iyi değerlendirmiş. Spring yakın zamanda hedeflediği rakama ulaşacağını düşünüyorum. Hele ki 900 bin liranın altındaki fiyatı ile dikkatleri üzerine çekecektir. Evet, bugünlük benden bu kadar. Başka lansmanlarda ve testlerde görüşmek üzere.